Sevgili dinleyenler, ilk bölümümüzde konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist profesör doktor Sayın Nevzat Tarhan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza Sayın Tarhan. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar Sıla Hanım, iyi çalışmalar. Çok teşekkürler. Bugün otizmi konuşacağız ama son yıllarda yaygınlaşmasından da yola çıkarak özellikle dijitalleşme ile ilişkisi üzerinde durmak istiyoruz sizinle. Öncelikle tabii otizmi bir tanıtır mısınız, hatırlatır mısınız bize, temel belirtileri nelerdir? Tabii otizm çok etkenli ve çok multigenetik bir hastalık, yani tek bir genle de ilgili değil ama genetik boyutu da var, yatkınlık, en azından yatkınlık geni var. Evet. Ve çok etken de var, çevresel etken, yani mesela anne, yani çocuktaki problemli davranışlar ortaya çıkmadan önce çıkarken annenin de davranışlarında, ailenin ebeveynlik yeterliliğini de mesela araştırıyoruz. Çoğunda annede kaygı düzeyi yüksek çıkıyor, öfkeli ruh hali ailede çıkıyor, sosyal destekle başa çıkma tarzları yeterli çıkmıyor, ailede depresif bir durum oluyor çocuklarda ve bunlar problem davranışı artırıyorlar. Fakat bu böyle durumda olan her çocukta otistik olmuyor. Evet. Yani başka belirtiler oluyor, da bazı davranış sorunları oluyor ama otizm olması için genellikle bir genetik eğilimler oluyor. Eğilim varsa, belli bir şartlar oluştuğu zaman, yani otizm iki türlü genetik boyutu var. Biri kozatif gen dediğimiz, yani ne yapsanız da o hastalık başlıyor. İstediği kadar aile olsun, istediği kadar böyle anne baba tutumları sağlıklı olsun, o çocuk da başlıyor hastalık. Bu tam kozatif genetik oluyor, sebep olan hastalık geni var. Bir de yatkınlık geni olanlar oluyor. Kişi, şartlar oluşmasa otistik belirtiler ortaya çıkmıyor kişide. Evet. Çıkmıyor. Çünkü beyindeki o yatkınlık geni yoksa, beyin hatalı yatkınlık geni varsa beyin hatalı protein stres altında üretiyor. Normalde üretmiyor. Sayın hocam, mutlaka yaşamın ilk 3 yılında mı ortaya çıkıyor otizm? Bu genellikle klasik otizm ilk erken çocukluk dönemlerinde ortaya çıkıyor. Bazen çocuk konuşmaya başlar, birden kapanır. Bu tarzda da oluyor. Evet. Ama genellikle gecikmiş konuşmayla ilk otizm belirtilerini anlıyoruz. Çocukta gecikmiş konuşma varsa otizm, ilk şüphelenen otizm oluyor. Diğer de o çocuklarda mesela tekrarlayan davranış oluyor böyle. Yani farklılıklara, yeni değişimlere karşı direnç oluyor çocuklarda. Aynı eylemi tekrar tekrar yapma, ısrarcı bir şekilde. Yani rutine bağlılık diye geçiyor. Yani ufak bir değişikliğine öfke nöbeti geçiriyor. Mesela hep akşam aynı yere oturma. Okulda yoldan, mesela okul diyelim, okula gidiyor. Yani oradan hep aynı yoldan geçmek isteme. Sınıfta hep aynı yere, sınıfa oturmak isteme. Oyuncakları aynı kutuya, sıraya koymak isteme gibi. Böyle tekrarlayıcı davranışlar oluyor. Oyuncak arabanın tekerini defalarca döndürür. Döner sandalyeyi sürekli çevirir. Şamaşır makinesiyle böyle aşırı ilgilenir. Böyle dönen şeylere karşı ilgi duyar. Parlak şeylere ilgi duyar. Evet. Cam, metal şeyleri toplayabilir, parlak şeyleri. Bu gibi davranışlar oluyor. Bu bunların hafif şekilde oluyor. Gittikçe bunlar artabiliyor. Mesela göz teması kurmaz bu çocukta. Duygu aktarımı yapamıyorlar. Ve otistik bir çocuğu kucağına aldığın zaman sanki bir kutu almışın kucağına gibi olur. Yani çocuğunu aldığı zaman anneyle çocuk arasında sıcaklığı, duygu aktarımını hissedemezsiniz otistik çocuklarda. Evet. Soğuktur, mesafelidirler. Yani sosyal ve beynin sosyal ve duygusal alanları iyi gelişmiyor bu çocuklarda. Mesela beynin matematiksel alanları çok iyi gelişebiliyor. Yani hatta bu Asperger sendromu da deniyor. Hani çocuk çok zeki oluyor. Oturuyor, bir hesabı yapıyor, bir şahane bir resim yapıyor. Fakat oturup birisiyle sohbet edemiyor. Düğmesini ilikleyemiyor. Böyle bazı sosyal, herkesin güldüğü bir konuya gülemiyor. Onun için akran maruziyetine çok kalır bu çocuklar. Evet. Uyum, yani sosyal ve duygusal uyum sağlayamaz. İnce motor, kaba motor becerilerinde sorun oluyor. Dil becerilerinde sorun oluyor. En çok da bu çocuklarda dille fark ediliyor. Dil becerilerindeki gecikmeyle. Normalde 1,5 yaşına geldiği zaman bir hecelemesi, iki heceli cümleler kurmaya başlaması gerekiyor çocuğun 1,5-2 yaşında. 4 yaşına kadar hiç kurmadıysa zaten ondan sonra çok zor öğreniyor.
Daha 2 yaşları civarında çocuk iki heceli şeyler kurmasını, bazı işte şey dizebilmesi, küpleri dizebilmesi vesaire, evet, gibi hareketler yapması gerekiyor. Onlar zaten bazı testler var oradan. O ölçülebiliyor çocuklarda. Yani bu otizmin başlangıç belirtileri var mı yok mu? Ama dijitalleşme otizmle ilgili alarm verdi şu anda. Mesela 2000'li yıllardan itibaren, yani ondan önceki 10 yıla göre 3 misli arttı. Her 10 yılda 3 misli artıyor otizm. Çok yüksek bir oran. Çok yüksek. Ve şu anda 2023'te Amerikan Hastalıklardan Koruma Merkezi var. O resmi açıklama yaptı. 36 kişiden, 36 çocuktan biri otizm olmaya başladı diyor. Bu daha önce binlere düşün yani. %1 gibiydi bu rakamlar. Neden mi hocam? Nasıl bir etkisi var dijitalleşmenin? Dijitalleşmenin şöyle, yani ekran maruziyeti aslında. Tam dijitalleşmeden kalan ekran maruziyeti. Yani çocuk, yani çocuk şimdi özellikle 0-3 yaş arasında çok önemli çocuk. Konuşma ihtiyacı, iletişim kurma ihtiyacı hisseder çocuk, evet, normalde. Şimdi eline ekranı verdiğin zaman iletişim kurma ihtiyacını oradaki öngörülemez bir ortamda karşılıyor. Öngörülemez bir ortam ne var? Kolay, erişebilir, renkli, çekici, hareketli bir ortam. Çocuk bunu gördüğü zaman ne yapıyorsa ona takılıyor, sadece dinliyor. Sözcük üretme ihtiyacı hissetmiyor. Halbuki annesiyle konuşsa, arkadaşlarıyla konuşsa, o konuşacak, kendisi sözcük üretme ihtiyacı edecek. Beyindeki sözcük üreten, sözcük ifade eden, sözcüğe anlam katan, sözcüğe duygu katan ve ifade eden alanlar, üreten alanlar hepsi aktif hale gelecek. Bunlar da sadece dinleyen alan beyinde çalışıyor, diğer alanlar çalışmıyor, onunla ilgili bağlantılar gelişmiyor. Bu, evet, 4 yaşına kadar beyindeki bağlantılar gelişmezse ondan sonra çok zahmetli tedavilerle geliştirmeye çalışıyor. Dil konuşma tedavileriyle. Yani o dönem çok kritik bir dönem. Onun için şu anda İsveç hükümeti geçenlerde açıkladı. 0-2 yaş arası kesinlikle eline ekran verilmemeli denildi. Evet. 2 yaşla 5 arasında 1 saat, 5 yaşından sonra da işte okula başladıktan sonra 3 saati geçmeyecek şekilde. Ekranı. Ergenliğe kadar. Evet. Yani bu çok ciddi bir, çünkü şuradan anlaşılıyor bu. Yani çocuklar otizm diye getirilince çocuklara, ekran maruziyetini azaltınca otistik belirtiler geriliyor birdenbire. Bu, evet, çok önemli bir bulgu oldu bunun üzerine. Evet. Yani tedavide bunu gözlemledik. Yani istatistiklerde ekran maruziyetinin arttığı şeyin, ekran maruziyetiyle birlikte şeyin arttığı görülüyor ama böyle tedavi edilince, ekrandan yoksun bırakılınca çocuklar hızla düzelmeleri arasındaki nedensellik bağını çok iyi ortaya çıkardı. Bu nedenle artık zaten insan beyni de dünyaya geldikten sonra gelişen bir organ. Tabii. Onun için çocuklar için, insan çocuğu için doğuştan nöropsikolojik olarak prematüre doğuyor. Yani diğer çocuklar, hayvan çocukları doğduğu zaman hemen yürümeye başlıyorlar. İyi ki sallanıyor, yürüyor. Tabii, ama insan bir yaşında yürüyor. Yani ancak iyi kötüyü 14-15 yaşında yürüyor. Ama diğer canlılar öyle değil. Hemen toparlıyorlar, öğreniyorlar. Yani bunun için yani insan sosyal ortamda öğrenmeye göre beyni programlanmış. Peki biz bu dijital etkinin otizme yol açmasını, bu yine yaşamının ilk yılları için mi konuşuyoruz daha çok? Sonradan da böyle etkileri olabiliyor mu? Tabii sonradan bunun ilk yıllarında tabii çok çarpıcı etki. Yani öğrenilmiş otizm diyenler var, düşün. Yani öğrenilmiş çaresizlik, öğrenilmiş iyimserlik gibi öğrenilmişlik otizm var. Otizm öğreniliyor. Bunun erken fark edilse tedavisi olabiliyor. Ama ileri yaşta da eğer devamlı ekran maruziyeti varsa, yani zaten biz aşırı bilgisayar ekran maruziyeti olan, dijital dünya ortama çok fazla dijitalleşmiş, dijital bağımlılık olmuş kişilerde otizm ölçekleri yapınca otistik gibi çıkıyorlar bu çocuklar. Yetişkinlerde mesela, mesleği buysa bile olabiliyor mu? Yani işte ergenlerde mesela çok oluyor. Ama mesleği o olanlarda da, o kişi eğer tek ilgi alanı bilgisayar ve dijitalse, onlarda da otistik gibi oluyor. Sosyal olarak başarısız oluyorlar. Yani ekranda başarı,
ve kırılıyorlar, hatta müthiş iş yapıyorlar ama yani oturup da bir arkadaşlarla sohbet muhabbet edemiyorlar. Hı hı. Yani böyle tabii, garip bu... aykırı davranışlar oluyor. Herkes ters düşen davranışlar oluyor. Komik duruyorlar. Bu sefer yalnız kalmaya başlıyorlar. Hı hı hı. Evlenemiyorlar mesela. Evliliği yürütemiyorlar. Hı hı hı. Tabii bu da bir yelpaze gibi değil mi Sayın Hocam? Yani otizm deyince ille de en ağır tabloyu aklımıza tabii getirmemiz gerekmiyor. Bunun tabii çeşitli dozları var. Tabii tabii, çok güzel sordunuz. Yani bir spektrum bozukluğu, yelpaze bozukluğu bu. Çok hafif otistikler var mesela. Einstein için otistik deniyor ki de öyle hakikaten. Yani evliliğinin 10. senesinde Einstein karısına şöyle diyor: benimle evli kalmak istiyorsan 3 öğün yemeğimi yanıma getir, benden bir şey isteme gibi böyle bir şey söylüyor. Evet. Benden yakınlık bekleme diyor. Eşi terk ediyor tabii. Şimdi bu normal söyleyecek bir söz mü yani? Tabii. Sosyalliği sevmiyor demek ki. Tabii, Einstein. Tabii. Sevmiyor, aykırı yani sosyallikten, oturup sohbet etmekten, çocukla ilgilenmekten, hı-hı, eşiyle ilgilenmek, etmekten hoşlanmıyor. Öyle olunca ne oluyor? Ama bir alanda süper. Evet. Yani bu mantıksal zekası süper, sosyal ve duygusal zekası yerde sürünüyor. Hı-hı. Bu da yani ileri yaşta da olabiliyor bu. Ama kişi isterse bunu değiştirebiliyor. Onun için hafif boyutları var. Yani bu, hatta buna artık otizm demiyoruz da biz sosyal iletişim bozukluğu diyoruz. Evet, evet. Non-verbal iletişim bozukluğu deniyor yahut da. Yani kişi bakıyorsun ya her şey zeki, hayatı iyi ama bir türlü şey var, sosyal uyum sağlayamıyor. Sosyal işlevselliği düşük deniyor. Tedavide ona ağırlık veriliyor. Peki tedavisi nasıl Sayın Hocam? Hangi aşamalarda, hangi dozlarda geri dönüş mümkün oluyor ya da hani yaşamını daha kaliteli yaşaması sağlanıyor? Tabii şimdi yani bir kere tanı koymak önemli. Tanı koyduktan sonra tedavi yöntemleri var. Hani erken yaşta fark edilirse mesela ilk başta da klip sendromu dendi çocuklarda. Klip yani bir otizm diye gecikmiş konuşmayla geliyor 3-4 yaşında. Bir bakıyoruz ki ucuz bakıcı gibi eline kumandayı vermiş çocuk televizyon karşısında. Evet, televizyonla da oluyordu bu. Geçiyor tabii, evet. Eskiden televizyondu, şimdi tabletler falan oldu. Yani bu orada geçiyor, klip seyretmekten çocuk konuşmaya ihtiyaç hissetmiyor. Anne baba da o işini yapıyor. Ne güzel eğleniyor, ben rahatım diyor. Hı-hı. Halbuki çocuk şey, orada beyin gelişimi yavaşlıyor çocuğun. Bir hemen ekrandan uzaklaştırınca yavaş yavaş düzeliyor hemen. Hızlı yavaş bir düzelme oluyor. Hızla. Eğer 4 yaşından önce olursa hızla toparlıyor çocuk. Toparlıyor. Anne baba tutumu burada bilinçli olması önemli. Bu tedavisinde bu önce... Yani buradaki fazla maruziyeti azaltmak, daha sonra dijital maruziyeti, daha sonra belli amaca yönelik öğretmek çocuğa. Hani eğlence amacıyla değil de ders amacıyla, eğitim amacıyla, yani çeşitli sosyalleşme amacıyla onları kullanabilir. Amacı olan bir kimse dijitali amacına giderken güzel amaçlar için kullanabilir. Evet, ama amacı evet olmayan, amacısız kullanmayı rastgele sadece eğlence amacıyla kullandırırsak çocuk bu sefer sosyal medyanın esiri olur. Halbuki sosyal medyanın öznesi olması gerekir. Öznesi değil. Yani bunu çocuğumuza anne baba kendi uygularsa çocuk da uyguluyor zaten otomatikman. Tabii yani, özellikle çocuklar tabii bunu tartacak düzeyde olmadıkları için bilişsel tabii düzeyde onlara yol göstermek, ona göre davranmak, korumak gerekiyor. Şunu merak ediyorum. Özellikle en ağır tabloda mesela dediniz ya, otistik bir çocuk annesinin kucağına oturduğunda bir kutu gibidir. Yani o sıcaklığı hissetmezsiniz. Dijitalleşmenin ve ekranın, bu tür araçların sanıyorum o sıcak ilişkiyle de ciddi bir bağlantısı var. Yani sadece işte konuşmayı öğrenmek vesaire değil, etkileşim değil. Bu anlamda da bir ilişkisi var, öyle değil mi? Tabii insan ilişkisel bir varlık. Ya yani beyin ilişkisel ortamda gelişiyor. Sosyal temasın olduğu ortamda gelişiyor. Beyin hücreleri her sosyal ortamda sosyal geri bildirimlerle kendi network'ünü oluşturuyor, geliştiriyor. Yani beyinde hücre ölümü olmuyor ama hücreler arasında bağlantı ölümü oluyor mesela Alzheimer'da. Hı hı. Bunun gibi çocuklarda da bu 0-3-2 dönemde beyinde booming yapılıyor şeyler.
beyindeki network böyle ilk nasıl ilkbaharda çiçekler bir anda 2-3 haftada açar böyle. Evet, evet. Aynı beyinde de sinapslar, beyindeki yollar yani 0-3 yaş arasında müthiş çiçekleniyor. Evet. Davranışlarımıza buduyoruz onu biz. Dur, dokunma, yapma, şöyle dikkat et diye bir onu çocuk böyle olunca yürümeyi, düşmeyi, kalkmayı, ince motor, kaba motor becerileri, dil becerileri, böyle sosyal duygusal beceriler, duyusal beceriler, denge becerileri hepsini o arada öğreniyor. 0-3 yaş arasında öğrenmenin ve beynimizin gelişiminin %50'den fazlası 0-3 yaş arası oluyor, düşünün. Evet. İkincisi de ergenlikte böyle beyin öyle bir booming yapıyor. O dönemde de böyle aşırı çiçek açma gibi böyle bir sinaptik patlamalar yapıyor. Orada da işte dengesiz davranışlar olur ergenlerde zaten. Bu da beklenen bir durumdur. Bu çevrede işte çevre tutumlarıyla kişi kimliğini arayıp bulma dönemi buluyor. Yani işte otistiklerde bu beyinde sadece belli alanlar çalışıyor. Yani onun için beyninin kullanılmadığı alanları kullanmaya küçük yaştan başlıyoruz. Bunlar duyu bütünleme tedavileri var. Evet. Sensory integration terapi diye geçiyor. Duyu beyinde hangi alanları kullanamıyorsa onlar belirleniyor. Hangi network'ü kullanmıyorsa kullanmadığı network'e yönelik egzersizler yapılıyor çocuğa. Hatta şimdi mesela böyle çocuklara artık beyine uyarı verip manyetik uyarı, o uyarıyla beyindeki yolları kamçılayıp hani tüp bebekte çocuğu şeyin anneden yumurta alınıyor, babadan sperm alıyor. Evet. Onu tüp bebek tüpün içerisine elektrik uyarısı verilir. Evet. Tüpte onu orada şeyler çoğalır. Yumurta hızla çoğalır, zigot olur, çoğalır. Orada yani küçük mikroelektrik uyarı verilir orada. Onu şeyler yaparlar jinekologlar. Aynı onun gibi işte bu beyni de uyarıyoruz biz manyet uyarıyla. Evet. Uyandıktan evet. Sonra beyin hücreleri o canlanıyor, gelişmeye başlıyor. Bu arada da eğitim verirseniz çocuk öğrenemediği şeyleri öğreniyor. Yani otizm düzelmeyecek diye bir şey hiç yapmayın. Yani otizmde çeşitli şeyler yapılıyor. Hani eser elementler bakılıyor, amino asitlere bakılıyor, genetik taramalar yapılıyor. Bunlar yapılsın, güzel. Ama asıl şu anda tedavide vakit kaybetmeden, çünkü burada artık bir ay bile önemli. Evet. O yaş 0-3-0-5 yaş arasında, o dönemde yapılacak 0-6 yaş arası, 6 yaşından sonra da yapılıyor da ondan önce de bazı hasta oturamadığı için fazlalar. Mesela manyetik uyarı tedavi, Theta Burst diye bir tedavi var, 2-3 dakika sürüyor. Onu veriliyor uyarıya, beyin yani uyarıyor, o arada davranışları geliştiriyor çocukta. Diğer tedaviler yapılıyor, yani beynin kullanmadığı alanları kullandırtarak egzersizlerle şeyin, kas geliştirmek gibi aslında. Dil konuşma da öyle yaptırılıyor. Ve bununla birlikte tabii eğitime verilmesi gerekiyor. Tabii. Hocam şunu da merak ediyorum. Son yıllarda dünya çapında çok ciddi artış var diyorsunuz. Yani 3 katına çıkan oranlarda. Bununla ilgili önlemler alınıyor mu acaba? Bunun nasıl önüne geçilecek? Tabii bu şu anda önce nedeni düzeltmek önemli burada. Yani burada neden en büyük şu anda bir sosyal medyanın hoyratlığı var. Dijitalleşmedeki hoyratlık var. Evet. Bunlarla ilgili çocuklar için özellikle anne baba tutumu çok önemli. Anne babanın davranışları, tutumları, ebeveynin yeterli olması önemli. Ebeveyn yeterliyse çocuklarda otizme yatkınlık yeni olsa bile o çocuk problem çözme becerileri, stresle baş etme becerileri varsa o çocuk gelişiyor. Otizm gen sessiz gen çalışmıyor o zaman. Otizme yatkınlık geni. Sessiz genlerdir onlar. Uyuyan genler olarak söyleniyor. Onlar aktif hale geçmiyor. Evet. Ama stresli ortamda aktif hale geçiyor. Onun için o çocuklar böyle şey tedavisinde de korunmasında da yapılacak şey ailenin güçlendirilmesi. Çocuklar sosyal sağlıklı sosyal ortamda bulunan çocuklar otizmle ilgili şu anda ailenin dağılması da otizmin artışına sebep. Her şeyi sosyal medyaya yüklememek lazım, dijital medyaya. Yani aile zayıflayınca çocuklar daha önceye göre, çünkü insanın ihtiyacı, bağlanma ihtiyacı var özellikle bir çocuğun. Tabii. Bağlanma ihtiyacını anne babadan karşılamayınca çocuk ya oyuncağa bağlanıyor ya televizyona bağlanıyor, ergenleyince maddeye bağlanıyor.
Evet, tabii. Sağlıklı bağlanma, güvenli bağlanma yapamıyor çocuk. Güvenli bağlanma yapmayı küçük yaştan öğretirseniz otizm falan artmaz. Evet, evet. Bütün iş güvenli bağlanmayı, bu çağın modernizm güvenli bağlanmayı bozdu. O dezorganize bağlanma var, böyle kaçıngan bağlanma var, kaygılı bağlanma var. Bu hep bu bağlanma stilleri çocuğun kaygılı olmasına, hasta olmasına sebep oluyor. Evet. Yani bağlanmayı öğretebilmek lazım. Asıl annelik orada. Bağlanma hormonu var hatta. Adı oksitosin. Evet. Bu hormon salgılamıyor bu çocuklarda, beyinde. Evet. Bilinçli oksitosin. Bir şekilde bunlarla ilgili önlemler alınması, evet. Toplumsal yaşamın belki yeniden düzenlenmesi bizim lazım. Kültürümüz çok güzel koruyor yani. Kültürümüzü koruyalım biz. Yani bizde olmaması gerekir bunun. Yani çünkü biz sosyal bir kültürüz. Evet. Yani biz insanın sıcak duygu ifadesi yüksek bir kültürüz. Böyle bencilleştirmememiz lazım toplumumuzu. Evet, çok teşekkür ediyoruz rica efendim ederim, bugün bize katıldığınız için. Size iyi günler diliyoruz. Size iyi çalışmalar.